Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi bu videomuzla birlikte 9. köşe taşımızla devam ediyoruz. Yamuğun testlerini çözmeye. Şöyle bir odaklanmamızı ayarlayalım hemen. Parlaklığımızı da açıyorum. Evet, vira bismillah deyip başlıyorum. Bakalım ne diyor? 16 var, 8 var. Şuradaki taralı bölgenin de alanını soruyor bize dostlarım. Bakın hemen artık şu özel dörtgenlerimizde açıortay gördüğümüzde Z harfini yapıp ikizkenar üçgeni göreceksiniz dostlar. Demek ki şu adam şu adama eşit. E bu madem ki ikizkenar üçgen, hemen tabanına bir de diklik indirelim. Şimdi burası 8, 16, toplamda 8 kök 5'ti. 4 kök 5, 4 kök 5 olacak şekilde burayı da ikiye böldü bizim yüksekliğimiz kayı kuralından dolayı. Şu açılara bir A, şuna da A diyelim. Şuraya da B yazıyor. Bakın A var, 90 var. O halde burası da B geldi. Artık şu küçük dik üçgenle şuradaki beyaz büyük dik üçgeni benzerleyebilirim çünkü açıları eşit. Peki burada B'nin karşısına 4 kök 5 düşmüş. Büyük dik üçgende B'nin karşısına 16 düşmüş. Küçük dik üçgende A'nın karşısına H yazdım. Büyük dik üçgende de A'nın karşısına 8 düşmüş ve bakın burası yarıya indi. O halde bu da yarıya inecek. H'ı 2 kök 5 bulduk arkadaşlar. Şimdi üçgenin alanını yazabiliriz artık. Çünkü üçgenimizin tabanı toplamda 8 kök 5. Yüksekliği de H, yani 2 kök 5 bölü 2'miz var. Bölü 2'ler gitsin. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5'tir. Bir de 8 ile çarpın diyor. Sonra da Ceyhan'ı işaretleyin diyor bize. Geldik ikinci sorumuza. Yine bir ikizkenar yamuk bu seferki. AD ile BC eşit. DE 6. Bakın yine bir açıortay görmüşüz. Hemen şuradaki Z'yi bir patlatalım. Şuraya da noktalı açı yazalım. Demek ki bu bir ikizkenar üçgen. Şuraya da 6 diyelim. İkizkenar yamuk olduğu için buraya da 6 yazıyor. Şimdi ikizkenar yamuktaki taban açılarımız eşitti. Şimdi bunlara AA dersem 2A yapar. Demek ki burası da 2A. Bakın şuradaki dik üçgeni görün. A, 2A, 90. Demek ki 3A'lık açı da 90 olacak. A eşittir 30'u yapıştırdık. O halde artık buraya biz 30 diyelim. Buraya da 30 diyelim. Buraya da 60 derece diyelim. 30 ise bu da 30. Tersi de 30. O zaman şuraya da 60 yazalım. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı yarısıdır 2. 60'ın karşısı 2 kök 3'tür yazalım. 6, 6, şurası da 6 kök 3'tür diyelim. Her şeyi bulduk. Neyi soruyor? Yamuğun çevresini soruyor bize dostlarım. Şöyle yapalım. Neresi eksik şimdi? Sadece şu taban, alt taban kenarımız eksik. Onu da şuradan bulalım dostlar. Şuradan bir diklik indirirsek biz. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür diyebiliriz. Biliyoruz ki ikizkenar yamukta şuradan da bir diklik indirsem bu parçada 3 olacak. Hatta üst taban 10 olduğu için şu ortaya da 10 yazacağım. E artık her şeyi bulduğumuza göre toplayalım. 6, 12, 16, 22, 25, 35, 38 çıkıyor. Denizli'den geliyor yamuğumuzun çevresi dostlar. Evet, geldim 3 numaralı sorumuza. Hemen bakalım. Dik yamuk ve yine bir açıortay var. O halde hemen şu Z harfini yapıştırdım. Şuraya da noktalı açı yazdım. Bakın 17 ise artık burası da 17. Şimdi dik yamuktaki adetimiz neydi? Şuradan da aşağıya bir diklik indirmek. Hemen indirelim bu dikliği de. Burası 8 olacak kesin. 8, 15, 17'den buraya 15 yazalım. Şuraya da o halde 2 birim kaldı diyelim. Sonra bize neyi soruyor? Ha, bir de alanı vermiş. A, E, C, D'nin alanını vermiş 48. Şuradaki yamuğun alanını da 48 vermiş. X'i soruyor. Şimdi şu uzunluğun tamamı X. O halde şu minik parçaya X eksi 2 kaldı. Hadi şimdi bu taralı yamuğun alanını bir yazalım kenara biz. Neydi? Alt taban artı üst taban. Toplarsak 2X eksi 2 yapar. Çarpı yüksekliğimiz 8. Bölü 2 yazdım arkadaşım. İşte bunu ne diye vermiş bize? 48 diye vermiş. Eşittir 48 diyelim. 8 ile 48'i sadeleştirirsem 6. 2 ile 6'yı çarparsam 12 olur burası. Burada da 2x eksi 2 var. Eksi 2'yi bu tarafa alırsak 2x 14. X eşittir Adana çıktı bile çok daha. Evet, geldik. Yine bir dik yamuk. C'den aşağıya diklik indireceğimiz artık aşikar. Bir de deltoid varmış arkadaşlarım bakın. Şurası A, E, C, D deltoid ise biliyorum ki deltoid de
İki tane ikizkenar üçgenden oluşan tabanları ortak bir şekil. Demek ki burası da x olacak. Deltoidin şu ikizkenarların tepesini birleştiren köşegeni her zaman açıortaydı arkadaşlarım. Bunu da şöyle bir şey yapalım. Açıortay olduğunu gösterelim. Sonra açıortay varsa z harfi yapacaktık. Şurasının da noktalı açı olduğunu ve burası 8 ise artık buranın da 8 olduğunu söyleyebiliriz gönül rahatlığıyla. Tabii ki başka neler yapabiliriz? Başka da bu kadar herhalde şu ana kadar yapacağım. Bir de şunu söyleyelim. Şimdi deltoidde şu yandaki açılar eşitti. O zaman burası da 90 derecedir diyelim. Artık şuradaki Pisagor'dan da x'i gönül rahatlığıyla bulabilirim. 8'in karesi 64 eşittir. 5'in karesi 25 artı x kareymiş diyebiliriz. 25'i bu tarafa atarsak x kare 39, x eşittir. Kök 39 gelir. Sorunun cevabı Bursa'dan çıkar. Evet, geldim 10 numaralı köşe taşımıza. 10. köşe taşının ilk sorusu yine bir dik yamuk sorusu arkadaşlarım. Evet, şöyle bir soru. X var, 24'ler var. Buna göre AEX nedir diye bir soru soruyor. Şimdi ben buradan aşağıya bir diklik indireceğim. Fakat bir de şuradan aşağıya dikliğimi indireceğim. Çünkü bu yamuğun klasik hamlesi. Bu dikliği indirdiğimde bunun uzunluğu 24. Ve burası 24 ise arkadaşlarım, şu adam kesinlikle yarısı olacak 12. Çünkü orta taban oldu, değil mi? Hatta bu tarafı da şöyle ikiye bölecek. Şimdi burası 8 ise o halde burası da 8 olacak. 24'lü tamamı şuraya 16 kaldı dostlarım. O halde 16'yı da 8, 8 diye bölelim. Ve bakın x'in de içinde olduğu dik üçgenim şurası. 12, 16, 20 üçgenidir bu. X'imiz 20 çıkar. Evet, ikinci sorumuz. Aslında bu birinci soruyu orta taban çizerek de, yani şöyle de yaparak bulabilirdim ya. Niye bu kadar böyle de oldu ama olsun. Yani şunu çizsem bir tık daha kolay görebilirdim arkadaşlarım belki. Buradan orta tabanı çizip. Çünkü bakın ikinci soruda öyle yapacağım. Şu Fransa'dan hemen bir orta taban çizeceğim yana doğru. Bu orta tabanı nasıl buluyorum ben? Yamukta alt tabanla üst tabanı toplayıp ikiye bölüyorum. Yani 21 ile 3'ü topladım 24. 2'ye böldüm 12. Bu orta taban tabi sağ tarafı da 2'ye bölecek. Mecbur sol tarafı da 2'ye bölecek. 14 ile 4'ün toplamı 18. 9, 9 diye 2'ye bölecek. Burası 9. O zaman şuraya 5 kaldı. Ve bakın şu dik üçgen 5, 12, 13 dik üçgenidir. Cevap Bursa gelir. Üçüncü sorumuza bakıyorum dostum. 3 var, 12 var. Bakın yine şu yan taraf 2'ye bölündüğü için biz bir orta tabanımızı çizelim. Yani şu paralelimizi çizelim. 12 ile 3'ün toplamı 15'in yarısıdır. 7,5 diyelim biz buna. Tabii ki muhteşem üçlü oldu, değil mi? Burayı da mecbur 2'ye böldüğü için dik açıdan inen kenarortay oldu. Kendi de hipotenüsün yarısına eşit oldu. O halde bu da 7,5, bu da 7,5. Yani toplam 15, x'imiz 15 geldi. Dördüncü sorumuza bakıyorum. Bakın yine yan kenar ikiye bölünmüş. Hemen bir orta taban denemesi yapıyorum. Şuradan paralelimi çizdim. Şimdi başka 12 ile 4'ün toplamının yarısıdır bu dedim arkadaşım. 16'nın yarısı olacak. 8'dir burası. Ve mecbur bu tarafı da ikiye bölmek zorunda. Bakın şurada da bir z harfimiz var. O halde mecbur bu da noktalı açıdır. İkiz kenarı gördüm. Demek ki bu da 8, bu da 8. Haliyle şunu da söyleyebilirim ben artık gönül rahatlığıyla dostum. Bakın muhteşem üçlü sağlandı, değil mi? Muhteşem üçlü ne zaman sağlanıyor? Sadece dik açıdan inen kenarortay olduğunda sağlanıyor dostlar. Demek ki burası da 90 dereceymiş diyebilirim. Bir işimize yarar illaki diye düşünüyorum. Başka neler yapalım? Şöyle açılarımıza harf verelim mi diye düşünüyorum. Yoksa direkt C'den aşağıya dikliği indirerek mi çözsek diye düşünüyorum. Hadi C'den aşağıya bir diklik indirelim. Bakalım bir işimize yarayacak mı? 4 ise şurası da 4. Buraya da 8 kaldı arkadaşlarım. Tabii ki yarıyor dostlar. Ne çıkarttı bakın karşıma? 90'ın karşısını 16 çıkarttı. Neyin karşısı yarısıdır? Yani 8, 30'un karşısı. O zaman bu 30'sa burası 60 olacak. Tabii ki bunlar da 30, 30. Ve bakınız 30... Şurası da 30 geldi, burası 60 geldi, burası 60 geldi, şurası 120 geldi. 120, 30, 30 üçgeninde 8, 8 karşısı 120'nin karşısı kök 3 katıydı. 8 kök 3'ü yapıştırdım hemen. Evet, 10 numarayı da gördük. Hemen attık bunu da.
11 numaralı köşe taşıyla devam ediyorum. Birinci sorumuz. Ardışık iki köşenin açıortayları arasındaki açı 90 dereceydi. Biz bunu paralel kenarda söyledik. U kuralını sağlıyorsa eğer ki. Demek ki burası ve bu nokta tam ortaya denk geliyordu. Yan kenarı tam ikiye bölecek. O halde burayı kesin ikiye böldü. Bu adam ne çıktı o zaman dostum? Orta taban oldu değil mi şu çizdiğim çizgi? Burayı ikiye böldü. Muhteşem üçlü yaptı. Kendi de eşit oldu. Peki devamını yapalım şimdi. 16 ile 4'ün toplamı 20. Yarısı 10. Demek ki orta taban 10. Bu da 10. Bu da 10. Dik yamuğun adetini de yerine getirelim. Hemen şuradan bir diklik indirelim. Burası 4. Buraya da 12 kalsın. Bakın dostum 12 var. 20 var. Bu bizim sevdiğimiz 3, 4, 5 üçgeninin kaç katı oluyor? 4 katı. 12, 16, 20 üçgeni olacak. Demek ki şu yüksekliğim 16. Yani AD'de 16 gelecek. Bursa'dan çıkacak cevap. Evet, ikinci sorumuz. Bakın yine iki açıortayın arasındaki açı 90 derecedir yaptım. Ve bu 90 dereceden tabanlara paralel çizilen doğru her zaman ama her zaman orta taban olmak zorunda. Peki burası 8, burası 8. Bakın dik açıdan kenar ortaya indiği için bu da 8. Şimdi bize demiş ki AB'nin, DC'nin ve KL'nin toplamı 25'tir. Şimdi şuna ne diyelim? A diyelim, şuna B diyelim. Dostum A ile B'nin toplamının orta taban oluyor ya, toplamının yarısı. 8 artı x'e eşit değil mi kardeşim? O halde A ile B'nin toplamı 16 artı 2x olmaz mı? Ve bakın bize de diyor ki A artı B artı X'in toplamı 25. Şimdi A artı B artı X'in toplamı 25. Peki biz A ile B'nin toplamını ne diyebiliyoruz? 16 artı 2X diyebiliyoruz. Bir X de buradan geldi. Eşittir 25. 16'yı bu tarafa atarsam 3X eşittir 9. X eşittir 3 çıktı. Sorumun cevabı Denizli'den geldi. Burada bir pratik yol öğretmiştim. 8 eksi 6 demiştim size. Cevap 2. Ama biz bunu normal yolda da çözelim isterseniz dostlarım. Şimdi iki açıortayın arasındaki açı 90'dı. Buraya 90. Aynı şekilde buraya da 90'ı çakalım. Bakın buradan tam bu 90'lardan geçen doğruyu çizersek bu doğru orta taban oluyordu. Yani yanları 2'ye bölüyor. 4, 4, 3, 3. Dik açıdan indiği için muhteşem üçlüden bu da 3. Dik açıdan indiği için muhteşem üçlüden bu da 4. Ve orta tabanı da bulalım değil mi? Şu orta taban oldu. Alt tabanla üst tabanı topladım. 18. 2'ye böldüm. 9. 4 ile 3, 7 burada. Şuraya da kaldı. 2'yi yapıştırdım hemen. Evet. Yine bir dik yamuk. Bakın yine iki açıortayın arasındaki açıyı görüyorum. O halde hemen buraya 90'ımı çaktım. Şimdi bu 90'dan ben paralel çizdiğim zaman bu orta taban oluyor demiştik. Yani burayı 8. 8 diye bölecek mecbur. Ve 11 ile 3'ün toplamı 14. Yarısı 7. Şurası da 7. Bakın Lüleburgaz'la şu arası 7. Orta taban çünkü yamuğun. Peki muhteşem üçlü, yani şu dik açıdan inen doğru da 8. 8'den 8 olacak. O halde KL'ye de 1 kalacak. Cevap Adana'dan geldi. 11'i de gömdük. Hemen 12 numaralı köşe taşımızı aldım ve yine şunu görüyorum arkadaşlar. 12 numaralı birinci sorusunda iki açıortayın arasındaki açıyı görüyorum. Hemen 90'ımı yapıştırıyorum buraya ve buradan çizdiğim paralel doğrunun artık ben orta taban yaptığını ve dik açıdan indiği için muhteşem üçlü yaptığını biliyorum. Hemen bir de ne diyelim? 9 ile 4'ün toplamı 13'tür. Yarısı olacak 13 bölü 2. Bu 13 bölü 2 ise bu da 13 bölü 2. Bu da 13 bölü 2. Demek ki tamamı 13. Şimdi dik yamukta bir de biz diklik indirmeyi çok seviyoruz dedik. Şurası 4. Buraya 5 kaldı. Bakın 5, 12, 13 üçgeninden. Demek ki benim yüksekliğim 12 geliyormuş. Şimdi yamuğun alanını soruyor bize dostum. Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Şunlar gitsin, 6 kalsın. 9, 4 daha 13. 13'te de 6'nın çarpımı 78 mi yapıyor? Evet, 78'miş. Cevap Denizli'ymiş. 2 numaraya geldim. Yine bir dik yamuk. O zaman şuraya yine bir 90 derecemizi biz çakalım. Bu 1 olsun. Sonra yine şuradan paralel doğrumuzu çizelim arkadaşlarım. Burayı 2'ye bölecek. 12 ya. 6. Burası da 6. Şuraya 4 kalacak. Sonra muhteşem üçlüden bu da 6 oldu. Bakın şu üçgen ikiz kenar bir üçgende çıktı şansımıza.
Bize neyi soruyor? Yamuğun alanını soruyor. Yine yüksekliğe ihtiyacımız var dostum. Bunu da şöyle bulalım. Şu ikizkenar üçgenin tabanına bir diklik indirirsem, bu diklik tabanı 2, 2 diye böler. Bir de burada bir Pisagor bağıntısı yapalım. Bakın 90'ın karşısı 36. 36'dan 2'nin karesi 4 çıktı. 32, 4 kök 2 kaldı yüksekliği. Şimdi tabii bir de şu açıortayın fışkırtma teoremi özelliği vardı bakın. Şuradan açıortayım burada. Buraya çizdiğim diklik 4 kök 2 ise şuraya çizdiğim diklik de 4 kök 2. Fışkırtma teoremi. Unuttuysanız hemen benim konu anlatım videolarıma bakın hatırlayın. Şimdi bu açıortay içinde buraya çizdiğim 4 kök 2 ise tabii ki buraya çizdiğim de 4 kök 2. Yani yamuğumun yüksekliği 8 kök 2 geldi. Orta tabanımız ne? 6. Yamuğun alan formülü alt taban artı üst taban bölü 2, ki alt taban artı üst taban bölü 2 ne demek? Orta taban demek. Yani yamuğun alanı aslında orta taban ile yüksekliğinin çarpımıdır. 48 kök 2'yi paketledim dostlarım. Ve geldim 3 numaralı sorumuza. Diyor ki ABC'de bir yamuk. Tamam, eyvallah olsun. Yine iki açıortayın arasındaki açı var. Hemen 90'ı çakalım. Bakın 9, 12, 15 yaptı bu seferki. Yamuğun alanını soruyor bize dostum. Tabii bizim bu sefer neye ihtiyacımız var? Yine yüksekliğe, alt taban belli, üst taban belli, yükseklik bulmalıyım. Yüksekliği de şundan bulacağım. Bu üçgenin yüksekliğini bir bulalım, h diyelim buna. Bu yüksekliği de ahbacıdan bulalım. Bakın neydi ahbacı? Hipotenüsle yüksekliğin çarpımı, yani 15 ile h'ın çarpımı dik kenarların çarpımına eşit. 9 ile 12'nin çarpımına. Peki burası 3'e bölersem 5, 3'e bölersem 4, 4 kere 9, 36 bölü 5. Benim şu üçgenimin yüksekliği. Peki fışkırtma teoremi az önceki soruda yaptığım gibi. Buraya çizdiğim diklik de 36 bölü 5, buraya çizdiğim de 36 bölü 5. Yani yamuğun yüksekliği 72 bölü 5 geldi dostlarım. Şimdi alanını yazabiliriz artık. Alanımız neydi? Alt taban artı üst taban. Yani 20 artı 15, 35. Bölü 2 çarpı yükseklik 72 bölü 5. Bir düzenleme yapalım arkadaşlarım. 5'e bölelim, 5'e bölelim 7 kalsın. 2'ye bölelim, 2'ye bölelim 36 kalsın. 36 çarpı 7. 30 olsa 210 yapar. 6 kere 7 42 yapar. 252. Yani cevap Ceyhan'dan paketlendi. Evet, dördüncü sorumuz. Artık şuna alıştık. İki açıortayın arası kesin 90. Benim buradan çizdiğim doğru kesin orta taban. Burayı 2'ye bölecek. Burayı da, burayı da. Bu dik üçgen 15, 20, 25 dik üçgeni. 25 ise burası 25 bölü 2. Burası 25 bölü 2. Yani ne yapıyor 25 bölü 2? 12,5. Burası da muhteşem üçten 12,5. 12,5, 7,5 daha 13, 20 yaptı orta taban. Şuraya yazayım. Orta taban 20. Bunu da bulduk şimdi. Kenarda dursun. Dostum, bir de ne yapacağız? Yamuğun yüksekliği lazım bize. Bunu da yine fışkırtma teoremi yapacağım. Önce şuradaki yüksekliği bulalım, h'ı. H'ı nasıl buluyorduk? Ahbacıyla 25 çarpı yükseklik, hipotenüs çarpı yükseklik, dik kenarların çarpımına eşit. 15 çarpı 20'ye. 5'e böl 5, 5'e böl 3, 5'e böl 5'e böl 4, h eşittir. 3 kere 4, 12 geldi. Şimdi yamuğun yüksekliği belli, orta tabanı belli. Neydi yamuğun alan formülü? Yükseklik çarpı orta taban. Yani 12 çarpı 20 mi geliyor arkadaşlarım? Yükseklik, h'ı 12 bulduk, pardon. Şimdi bu yükseklik 12 ise şuraya çizdiğim diklik de 12, fışkırtma teoreminden. Bu açıortay için buraya çizdiğim diklik de 12. Demek ki toplam yüksekliğim 24. Yani 24 çarpı 20, 480 gelecek sorumun cevabı. Evet arkadaşlarım, 12 köşe taşını da gömdük. Kıralım tekrar. 4-4 gidiyorum. Bir sonraki videoda da bir 4 köşe taşı daha gömeriz. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.